Güneyden öyle bir çıkış yapmak istediler. Toplarımız hemen anında gereğini yaptı. Silahlı insansız hava araçlarımız gereğini yaptı ve geri dönmek zorunda kaldılar. Mesele bu. Mesele bu. Durmayacağız. Önce Afrin'e girmeye çalışan Esed yanlısı milislerin nasıl bombalandığını anlattı. Sonra da insansız hava aracını yaptık dedi. Başka bir insansız aracın adeta müjdesini verdi. Öyle bir yere gelmemiz lazım ki biz insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11. Kalkınma Planı'nın tanıtım toplantısında konuştu. Önemli mesajlar verdi. İlk mesaj Zeytindal Harekatı sırasında düşen Atak helikopteri ile ilgiliydi. İHA'ları örnek gösterdi. Bunu biz kendimiz üretiyor olmasaydık, bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük. Ama şimdi düşünmüyoruz. Ulan düşürürseniz düşürün be. İkincisi de var, üçüncüsü de var, dördüncüsü de var. Gelin. Geçen bir helikopterimiz düştü. Tabii yandık, yakıldık. Niye? İki tane pilotumuz gitti. Üzüldük. Ama hemen oradaki bu sistemlerin sorumlusu olan arkadaşımızın söylediği şu. Cumhurbaşkanım, biz üzülüyoruz. Niye üzülüyorsunuz? Ya insansız hava aracında, silahlısında, silahsızında insan yok ki. Düşerse düşer. Biz niye bazı şartlarda da onları uçurmuyoruz? Onları uçuralım. E vursunlar, o düşsün. Ama hiç olmazsa benim pilotum şehit olmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilaç sanayine de değindi. Kimyasal maddelerin tehlikelerini anlattı ve doğala dönüş çağrısı yaptı. Genetiğiyle oynanmış ürünler için de dikkat dedi. Kanser gibi rahatsızlıkların, bütün bunların temelinde ben doğrusu doğalın olmadığına inanıyorum. Ve kimyasalın ağırlıkta olduğu üretimler sebebiyle ilaç sanayinde darbeler yediğimize inanıyorum. Yani bu konunun üzerinde bence hocalarımızın durması lazım. Ve biz kimyasaldan doğala mı gideceğiz, doğaldan kimyasala mı gideceğiz? Bunlar üzerinde de bir çalışmanın yapılmasının gereğine inanıyorum. Bu GDO'lu ürünler noktasındaki hassasiyetimizi bir defa artırmamız lazım. Devlet olarak birinci derecede bu bizim sorumluluğumuzda. Erdoğan Türkiye'nin yardımlarda dünya birincisi olduğunu söyledi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir diyaloğunu ilk kez paylaştı. Şimdi Amerikalılar diyor ki biz diyor en çok yardım yapan. Dedim ki Sayın Trump öyle değil. Yanımda da OECD'nin raporu vardı. OECD'nin raporunu çıkardım, önüne koydum. Siz dedim normalde birincisiniz. Doğru. Ama bir de milli geliri oranla bir bak bakalım. Milli geliri oranla baktığın zaman Türkiye bir numara.